Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte The Last of Us Part 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. En son Hillcrest'te kalmıştık. Burada zar zor geçiyorduk. Zaten fazla sesli konuşamayacağım fazla abi. Oğlum yatsa. Köpek geliyor. Bakalım neymiş. Hadi kızım. Bir şey görmedim. Dur durma ananı siktir. Amına koyayım. Oğlum. Dur durma ananı sikerim ben. Orası bu çocuğu. Ben buradan nasıl geçeceğim onu bilmiyorum.
Aga yat. İşte yarrak burada orası köy amına kodum. Kaç kaç kaç. Hadi yakala onu oğlum. Ay lan bir de köpek geliyor amına sikeceğim. Ay. Buna kodum yapmacısına bir şimdi söyleyeceğim ama bu ne ya? Şeyi bulamıyoruz. Hadi. Bu tarafta. Seni bak sikeceğim. Gören yok mu? Kimse bulamadı mı daha şunu? Bir şey göremiyorum. At at. Ya eli amına kodumun kızı.
Hadi siktir git sen. Şey götüne mi sıkacaksın? Atsana amına koyup ya. Nerede evin lan? Hı? Henüz yok. Oğlum nerede? Amcık herde her şeyi görüyor. Annenin amı nerede? Ha, orası bir çocuğu. Tam da zaman. Biz bakalım. Hadi gidelim. Ya kavga Siktir git sen de oradan. Nar 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 nar. İşte sıkıyor amcık. Öldü amına kodum. Öldü git amına kodum piçi. İlla tabanca mı çıkarayım? Bak anam.
Abi ben de ananı şeyiz. Ben de ananı tenhadım. Lan bir siktir git. Aa yine bok gibisin lan, bok gibi. Hemen sikiyorlar seni, bir de kaçak yol olacakmış. Yarrağ ama olur. Tommy. Burada ne işin var senin? Ananına. Tek başına bırakır mıyım sana? Jesse. Dina nerede? O güvende. Birazcık hasta. Nasıl hasta? Bir şey yok. Tanrım çok fazlalar. Artık iki kişi. Yara ne durumda? Bir şeyim yok. Dışarıdaki dostların sıkıştırdı. Birdenbire oldu. Sakın tek geldim deme. Şimdi hiç sırası değil. Gerizekalının tekisin biliyorsun değil mi? Evet. Pekala. Şu kamyonu gördün mü? Planın bu mu? Arayı açmamız gerek. O yok kamyona gelip gidecekler. Hazır mısın? Alın artık öleceğim dostum. İndirdim vay. Neyse Jesse çok daha şey duruyor. Tam ileride. Çok daha based. Ben süreyim. Ah!
salak mı? Tutmaz. Emliyorum. Ya ilk başta oyun bayağı sıkıcı geliyordu. Şimdi çok iyi ya. Bir tane şey söyledim. Şunu görmesin lan. Lan oğlum mikrofon nasıl çıktı? Stop. Süremiyor ya. Ay suyun içindeki çalan müzikti. Sen suyun içinden çalmıyor da. Dina.
Biraz uyursam geçer. Hadi içeri girelim. Anladım işte. İsabel'in de kolum koptu. Bir iki dakika bir dinledim. Çok yani geçti yemesi çıktı iki dakikada. Maria'yı nasıl atlattın? Gizlice çıktım. Dostumun derdi benim derdimdir. Hastaymışsın? Biraz karnım ağrıyor. Hadi. Seni şuraya oturdum. Dur. Aa, gerçekten zahmet etme. Susar mısın? Götünü kapattın mısın? Senden sonra. Oregon'dan geçerken feci kar vardı. Yetişeceğim diye iki haftada her gün 18 saat yol yaptım. Mısın? Evet. Evet soruyorum. Her neyse. 2 yıl önce diyordu. Benimle konuşmuyor. Tamam be. Yani hatırlatmasa kendi doğum günümü bile unuturum. Bence özür dile de konu kapansın. Dedim ya. Pekala. Hayırdır Eli? Bir şey yok. Niye ki? Sanki biraz keyifsiz gibisin. Kafam biraz dağınık o kadar. Bir derdin varsa konuşabiliriz. Pekala. Serseriler var. Kaç kişi? Sadece birkaç kişi. Nerede var lan? Burada. Oy, iyi sniper'mış bu tabi. Denemek ister misin? Evet. Emin misin? Evet, bugün iyi bekliyorum. Günümdeyim. Şu tabelayı gördün mü? Kırmızıyı. Onu vurmaya çalış. Saklandıkları yerden böyle çıkarabilirsin. Daha yukarı nişan al. Mermiye düşme payı bırak. Anladım. Şu yolu hedef almalısın. İşte böyle. Ses onları çekiyor. Yani zaten devriyedeyiz. Temizlik sağlar. Mermi'nin düşüşünü de hesaba katmalısın. Tamamdır dostum. Bak, i̇şte göt, göt gibi iki. Düştü. Dehşet gibi düştü. İşte bu. Hepsi bu kadardı. Devam edeceksen bu tarafta biraz daha var. Nereden lan? Nereden geliyor bunlar? Sürüler kışın bu bölgeden geçmesi. Arkalarında da birkaç serseri. Her yıl aynı rotayı mı izliyorlar? Bir anlamda göç ediyorlar. Olay ne peki? Yani barometrik basınç belirli bir seviyeye ulaştığında aman be nereden bileyim ben. Bana kalırsa aşağı doğru gidiyorlar. Neden? Şu pick-up'ın oraya bak. Oradaki geyiğe üşüşmüş gibiler. Acıkmış olmalılar. Pick-up nerede ama? Hadi yemeğe gidin de yemek başına bulayım size. İşte bu. Bu şeyi sevdim. 3 tane saydım. İki tane daha var. Yermesi 2 saat sürüyor herhalde. Yetenek.
Yüklüsün. Tabii yalan. Hiç acele etme. Efendim. Temiz gibi. Eminim. Tabii yalan yaparız ya. Başka yok mu ya? Teleseyir orada bir şey mi var? İleriye doğru bak. Şu teleferiklerin altına. Kulenin orada. Gördün mü? Nereye bakıyor? Hı. Aa, bu bir sürü var burada. Güzel. Birkaç tane daha. Bu işi kaptın sen. Evet. Birkaç tane daha var. Nerede? Bir tane görüyorum. Ha, iki tane. Acele etme. Alışacağım. Hadi ama. Oğlum bütün şey... Ben bütün etrafta şey, başka göremiyorum. Şu oraları bütün evet, sesimize gelecek Yala. Şimdi. Gidelim hadi. Belki Joel dönmüştür. Olur. Vay be, Tommy'nin karizması. Tüfeği alayım. Ey, çok sağ ol. Tam ihtiyacım olan şeydi. Ne demek? Hanımlar önden. Bir şey söylemek bana düşmez ama Joel endişeleniyor. İyi de endişelenecek bir şey yok ki. Olmadığına eminim. Ama onunla konuşmazsam bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorum. Düşünüyorum zaten. Merhaba ve hoşça kaldan fazlasını söylemen gerekiyor. Tamam. Ederim. Ya bir Albanya aldık yapmayın. Birkaç baş boş işte. 50 silahımın dürbününü denedi. Beğendin mi? Evet, hoşuma gitti. Bakıyorum da gitarın tellerini değiştirmemişsin. Değiştirmem mi gerekiyordu? Evet, yeni tel ayarlayalım. Olur mu? İleride bir müzik dükkanı var. Gitar malzemesi de vardır. Zaten o bölgeye çoktan uğramamız gerekiyordu. Burası bana emanet. Ne dersin ufaklık? Al işte. Duydunuz zilin sesini. Orada bir tam bir... Şurada herkes otururken bir fotoğraf alsaydım. Gelmek istemiyor musun? Hadi yürü bakalım. Joel bekliyor. Ya gelirken tamam. Zombiler geçsin mi sürü? Pekala. Gel hadi ufak. Ben biliyorum yoksa. Ha. Bir an baktım. Oyun mu? Tommy ile dışarıdayken bir şeylere rastladık. Yoksa biz mi seçebiliriz? Tepedeyken birkaç tane gördük. Ya sen? Aslında bir evde iki koşucu buldum. Jesse senin bu grup devriyelerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Hatta eşli devriyeler için teklifte bulundu. Bence bu iş için hala biraz ufaksın. Neredeyse herkesten daha iyi nişancıyım. Ve şu yeni alınanlardan da çok daha fazla tecrübem bak, var. Eğer hazırım diyorsan, sana güveniyorum. Tamam. Sağ ol. Ama daha kısa güzergahla başlayacağına söz ver. Yani gidişatı bir görelim diyor. Pekala. Şu sevdiğine Savage Starlight çizgi romanlarını hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün Tommy ile okulda dolaşırken birkaç sayısına denk. Beğendin mi peki? Biz gideceğiz mi? İşin aslı pek benlik değiller. Mümkün. Doktor Daniela Starr'e oldukça... O bir vahşi.
Ölüm kanın maçında kaptan Rane yaptığı şey. Ne yaptı ki? Evet. Yani kesinlikle hak etmişti. O kaçışları okuyucu acayip çok. Çok komiksin. Müzik tutarı şu tarafta. Atları burada bırakmak zorundayız. Evet. Tamam abi. İyi fikir. Banyoluk yapmam. Bak şimdi. Yaramazlık yok kızlarım. İşte o müzik dükkanı. Evet gördüm. Müzik center. Kaldırayım mı? Bana bırak. Bence buradan gidemeyiz gibi. Ne? Kahretsin. Eskiden yüzüp geçebiliyordum. Tamam, peki ne yapıyoruz? Bana uyar diyorsan otelden geçmeyi deneyebiliriz. Bana uyar tabii. Nişanlık olur. Şunları da bir yerde herhalde otel. Bu ne polis departmanı bro? Otel mi polis departmanı? Burada giriş olabilir. Sence buraya sığar mısın? Bir deneyebilirim. Dikkatli ol. Tamam. Ben geçtim. Bekle. Tekrarla. Nasıl tekrarla? Buyurun. Ne haber? Etkilendin mi? Hayır. Fazlacılısın. Biraz yemek ye. Rica ederim. Herhalde sen oğlum. Gel. Neyse herhalde galiba salgın. Bir geçiş var ama spor günü. Salgın başladığında. Maskeni tak. Mecbur muyum? Sadece biz varız. Ya biriyle karşılaşırsak? Peki. Salgın tamam. Başladığında herhalde buraya böyle şeyler öldürse kendi evine alıp böyle tahtaları falan monte etmiş olabilir. Bana öyle anımsattı. The Walking Dead gibi. Akıllıca davranmalısın. O maskeyi takmazsan nihayetinde hiç olmayacak biri karşına dikiliverir. Öyle bir şey olmadı. Başka birine falan anlatmadın değil mi? Mesela Jesse'ye, Tina'ya. Tabii ki hayır. Tamam, iyi. Daha önce buraya gelmiş miydin? Hayır. Sokaklarda turluyorduk. Aslında bir göz atmamız gerekiyormuş. Olabilir.
Yol nerede lan? Sensiyeti birazcık daha mı yükseltsem? İyi de fazla bir az bir şey fazla şey oluyor. Vurulalı çok olmuş gibi. En son devreye buraya ne zaman geldi? Emin değilim. Bu bizden biri mi? Hayır. Jackson'da kaybolan tek insanlar geçen seneki gençlerdi. Bu biraz fazla yaşlı. Tesadüfen girmiş olabilir. Bu taraftan. Devriyedeyiz, değil mi? Tamam. Hadi indirelim. Nereden gidiyor lan? Geçerdim sandım, korktum. Hadi buraya.
Yukarı bak, ikinci kat. Sol taraf. Ananı bak. Hayır. Yukarı bak, ikinci kat. Doğrusu lafı ağzımdan aldım. Ama sanırım artık tek çıkışımız ilerisi. Ay ay ay. Ay.
Geberip durma. Geberip duruyor ama öyle sen. Ya oğlum. Ay sıçacağım bakına da. Ama Elif sen de bana öylesen orospunun teksin ama. Amına koyacağım, yürümeyi bilmiyor neredeyse. Neydi bunlar, aksak evet. Var mıydı? Ama iyi iş çıkardık. Hem de Larsen. Sen iyi misin? Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun iyileştiremeyeceği şey yoktur. Buradan gitmek istiyorum. Ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey olmaz. Spor tehlikesi yok. Ne çatışmaydı ama, değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. Aynen. Cesi ve Dina olan biteni duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsediyor. Jesse'nin kim? Hayır, Jesse'yle sadece arkadaşız. Bunu pek anlamamışsın. Göreceğiz. Ya boğazıma bir boşuna ağrı girdi. Dün başladı. Ben de bilmiyorum niye. Lan bagda kaldım.
Buradan geçebilir misin? Oğlum. Çantayla geçmeye. Neymiş gördün mü? Evet. Hallettim. Geçen sene kaçan çift. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Adam ve Sidney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle Gerif'in tekiyim. Adam. Bağışıklıklar olsaymış. Pekala, gidin. Dying Light'ta da ölenler yine zombiye dönüşüyor. Şu cesetleri Jackson'a götürelim. Ta ki kafasından, hadi. Yani beyninden vurulasıya kadar. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... Ne bileyim, kalbinden vurulup öldüyse sonra geri zombi benim gibi onlarca insan olduğunu doğacak. Söyledi. The Walking Dead'de öyle oluyordu. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır. Senin gibi. Öyle mi dersin?